Çıkış yolundan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Ekrem Dumanlı ile gündeme bakacağız. Ekrem Bey, dilerseniz Bahçeli ile başlayalım. Çünkü uzun bir süredir ortalıklarda yoktu. Hatta Hüdapar'ın o başlattığı anayasa tartışmalarında MHP nerede, niye ses çıkarmıyor diye itirazlar vardı. Devlet Bahçeli bugün partide bir toplantıdan sonra basın toplantısı yaptı. Hüdapar'ı bizim için yok hükmündür dedi, hükmündedir dedi. Bu ilk üç maddeye şaşı bakanlar diye bahsediyor Hüdapar'dan. Şimdi o zaman akla şu soru geliyor. Eğer Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni sizin için yok hükmündeyse ama buna rağmen hala ortaklıkta varsa o zaman niye daha güçlü itiraz etmiyorsunuz? Niye onlar varsa biz yokuz gibi bir şey söylemiyorsunuz? Akıllara geldi. Siz ne diyorsunuz? Yani ne diyelim ki Levent Bey, şimdi Hüdapar dediğin kimdir? Hüdapar dediğin senin bildiğin o Hizbul Vahşet diye zaman zaman gazetede bizim kullandığımız birçok şeyde de hadisede de insanların diline pelesenk olmuş. Bildiğin terör örgütünün siyasi ayağı bu. Yani bildiğin Hizbullah bu. Hizbullah dediğimiz Türk Hizbullahı diye de yad edilen, söylenen. Arkasında domuz bağıyla bağlanmış, sonra infaz edilmiş, onlarca insan olan, öldürüldüğü insanları betonlara gömen bir terör örgütünün güya aklanmış, paklanmış, cilalanmış, boyalanmış, siyasi arenaya sürülmüş bir parçasından bahsediyorsun. Devlet Bey için şunu demek lazım, yani çok geç değil mi? Yani sen zaten bu adamla aynı platformlara çıktın, Erdoğan'ın etrafında kenetlenirken beraber kenetlendiniz. Yani anayasanın ilk üç maddesi, dört maddesi bahsi geçince mi aklınıza geldi? Bildiğin bu Türk Hizbullah'ı diye bilinen eli kanlı, gözü kanlı, dili kanlı ve İslamiyet'i de asla temsil etmeyen, Hizbullah ismini alsa bile Hizbul Vahşet çok gayet güzel kendilerine oturur. Bildiğin Orta Doğu'da örnekleri bol olan vahşi bir terör örgütüdür. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den ayetleri yanlış yorumlayarak, kafalarına göre bir takım yorumlar getirerek, insanlara karşı, toplumun bir kesimine karşı şiddet uygulamayı mübah gören, eğitim seviyesi düşük, yobazlığı önde tutan bir grup. Sen bu Şimdi grup Ekrem Erdoğan'ın Bey, etrafına geldiği zaman 1.000 tane soru işareti koymalıydın. Şimdi gelmişsin anayasanın ilk üç maddesi, ilk dört maddesini tartışılır tartışılmaz nevinden böyle devede kulak sayabileceğim. Yani büyük Hüdapar'ın büyük günahları içinde küçük sayılabilecek. Nedir? Bunun da sebebini söyleyelim, programda konuşalım. Hüdapar başkanı veya yetkilileri kendi başlarına mı konuşuyorlar? Bunları birileri mi konuşturuyor? Burada değişik bir strateji mi var? Bunları konuşmak lazım ama Devlet Bey için ya burada biraz geç kaldın. Biraz değil, çok geç kaldın Devlet Bey demek lazım. yok, kesinlikle aslında bu kirli ittifakı da ortaya çıkarmıyor mu? Hüdapar tamam belki yeni bir kez daha gündeme geldi ama gerek parti tüzüğü olsun, gerek parti programı olsun, gerekse Zekeriya Yapıcıoğlu'nun daha önceki açıklamaları bunları söylüyordu. Yani Hüdapar zaten bunları hiçbir zaman gizlemedi. Kürtçü ve İslamcı bir parti ki MHP'nin daha dediğiniz gibi birinci dakikada biz bunları yan yana bulunmayız demesi lazım. Benzer şeyleri DEM Parti söylese ne teröristlikleri kalır ne vatan hainlikleri ki zaten hala öyle söylüyor Devlet Bahçeli. Şimdi siz şunu mu demek istiyorsunuz? Hüdapar böyle dört madde ilk üç madde falan tartışma oluşturup aslında geçirmek istedikleri başka maddeleri Erdoğan'ın önünde bir sötre mi oluyor? Bunu mu kastediyorsunuz? Bunu açıklayacağım ama önce şeyi söyleyeyim. Yani Devlet Bahçeli'nin ikircikli tavrının sembolü haline gelen bir başka eski MHP kökenli ve hala ülkücü olduğunu söyleyen Sinan Oğan olayı üzerinde de durmak lazım. Sinan Oğan hatırlarsan bu Hüdapar'la ilgili ağızda alınmayacak derecede şiddetli ve hiddetli kelimeler söylemişti. Öfkeli kelimeler söylemişti. Asla onlarla beraber olamayacağını, bir ülkücünün onlarla beraber olamayacağını vesaireyi böyle. Hatırlarsın böyle çok retorik, çok epik bir konuşma yapmıştı. Sonra ne oldu Sinan Oğan? Tıpış tıpış geldi. Hüdapar'ın desteklediği bir lider etrafında el ele, kol kola beraber güle oynaya gittiler. Aslında Bahçeli'nin durumu da bundan ibarettir. Tabii o daha görünmez, daha perde arkası pazarlıklarla devam eden bir ilişki. Sinan Oğan'ınki bambaşka ama o baştaki cümle hiçbir ülkücü
Bu Hizbullah artı Hizbullah'ın devamı olan bir örgütle, bir siyasi partiyle aynı safta olamaz. Hatta yanlış kelimeleri yanlış hatırlamıyorsam şerefli bir insan, onurlu bir ülkücü falan filan gibi böyle çok üst perdeden açtığı bahsi çok düşük perdeden bitirerek bir şeye ram olmuştu. Bunları o şeye ram eden nedir? Bu soruyu sormak lazım. Veya başka bir soruyla sana bir şey sorayım. Hüdapar anayasanın tartışılma bile kabul etmeyen ilk maddeleriyle ilgili kendinden bağımsız hiçbir yönlendirme olmadan daha açık söyleyeyim. Erdoğan'dan izin almadan böyle bir açıklama yapabilir mi? Yani geçmişte yaptılar, diğer toplantılarında da yaptılar, bunları konuşuyorlar. Hani teorik olarak bazı solculardır, bazı entelektüeller de anayasanın değişme teklif edilemez maddesi olamaz görüşündeler. Ama tabii Hüdapar'ın çok kirli kanlı geçmişi bu konunun tartışmasını, yani sana düşmez bu tartışmayı açmak, düşürüyor ama bu kadar marjinal bir yapıyı tutup meclise getirdikten sonra tabii ki Erdoğan'ın etkisinin tartışılmaz oldu. Yoksa yani hiçbir siyasi hani varlığı olmayan bir parti bu. Evet, birkaç küçük beldede bir etkinliği var ama böyle meclise sokulacak, bu kadar platform verilecek, kürsü verilecek bir yapı değil bu. Mehmet Bey, ben daha kesin bir bilgiyle söyleyeyim. Hüdapar'la AKP arasındaki ilişki bilinenden çok daha derin bir ilişkidir. Ne kastediyorsunuz? Bilinenden çok daha sıcak bir ilişkidir. Ben bunun şahidiyim. Nedir? Biraz Hatırlarsın, anlatır belki mısın? daha önce anlatmıştım galiba bir programda bir vesileyle. Erdoğan'ın Diyarbakır'a yaptığı gezide, o gezinin tarihini hatırlamıyorum ama isterse aranıp bulunabilir. Çünkü o gün o jöleli arkadaş da Erdoğan'la çay bahçesi gibi, kır bahçesi gibi bir yerde röportaj yapmıştı. Yani oradan yola çıkarak tarihi, günü bile belli olabilir. Bana geldiler, dediler ki sizinle bazı arkadaşları görüştürmek istiyoruz. Kim söylüyor bunu? Erdoğan'ın has adamları. Erdoğan'ın özel kalemin dairesi, özel has dairesi. Biz de bir grup gazeteciyle gitmişiz. Herhalde yanılmıyorsam 7-8 tane gazete yayın yönetmeni veya başyazarla gitmişiz. Diyarbakır gezisinde izlenim elde ediyoruz, gözlem yapıyoruz. Diyarbakır'da insanların siyasi eğilimleri nelerdir? Onları incelemeye, görmeye gayret ediyoruz. Dediler ki sizinle bizi bir arkadaşlardan bazıları görüşmek istiyor. Dedim görüşelim, işte biz buradayız, yani bir mani yok. Kimdir bunlar? İşte kemküm kemküm, anladım ki bu Hüdapar, tabi o zaman parti miydi bilmiyorum, Hizbullah artı siyasi bir akıma dönüşmeye çalışan biri. Ya dedim, bunlar bildiğin Hizbullahçı. Bildiğin terör örgütü. Ben ne görüşeceğim ki bunlarla? Yok işte bildiğin gibi değil, onlar siyasi bir yöne evrildiler. Eski alışkanlıklarını bıraktılar, eski yanlışlarını. Dedim hemşerim, ben böyle bir görüşmede olmam mümkün değil. Doğru da değil, yanlış da aktarılır. Yarın bir gün başka yorumlara da sebebiyet verebilir. Ben bu işte yokum, siz, onlar kendileri görüşsünler. Sonra bu adamlar bana öyle büyük bir öfke beslediler ki kendi yayınlarında vesairede beni de Ergun Okuncu falan ilan ettiler. Sonra gidip bula bula kiminle görüşmüşler gizlice? Hüseyin Gülerce ile. Hüseyin Gülerce ile Yalova'da gizlice buluşup, üstelik bir de Hüseyin Gülerce'yi kaydedip konuştuklarını daha sonra Hüseyin Bey'in dizlerini döverek "Eyvah, bir tuzağa düşürüldüm galiba" dediğini bugünkü gibi hatırlıyorum. Ama aracılar kim? Aracılar Güneydoğu kökenli milletvekilliği yapan ve Erdoğan'ın en azından 20 yıl, 30 yıl yanında bulunan bir kadrodan bahsediyorum. Aile olarak da o civarda etkili olan bazı insanlardan bahsediyorum. Diyeceğim şey şu: AKP ile Hüdapar veya AKP ile Hizbullah arasında, Türk Hizbullah arasındaki ilişki böyle doğrudan somut insanlar arasında gelip giden, görüşülen, taktik alışverişinde bulunan bir ilişkiydi. Ta o zamanlar bile öyleydi. Benim kanaatim şu, Levent Bey. Kanaatim Bu olarak söylüyorum. anlattıklarınızdan nasıl bir derin ilişki çıkardınız? Ya sen bir grupla, bir medya grubuyla, bir medya grubunun içerisinde bulunduğu bir kitleyle iletişime geçmek için AKP'yi kullanıyorsun. AKP'nin bazı yetkilileri o gün için çok riskli ve tehlikeli bulunan,
Bugün böyle bugünkü gibi aklanmamış, paklanmamış, hala elindeki kanlar, gözündeki kanlar kamuoyu tarafından çok canlı bir şekilde hatırlanan bir örgütle bir sivil toplum ilişkisini 50 tane AKP'li devreye girerek, sıradan AKP'liden bahsetmiyorum, 50 tane etkili ve yetkili AKP'li devreye girerek diğer gruplarla görüşme sağlamasını ben hiç de kolay olmayan bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Bu kadar samimiyet, bu kadar tabiri caizse elçilik yapmaya kadar, köprü olma görevini üstlenmeye kadar götürülen ilişkinin derin bir ilişki olduğunu düşünüyorum ve şu kanaattayım. AKP bunu, yani bu tür tartışmalı konuları İslami referanslarla veya İslami diyelim şeylerle, böyle bir kısım argümanlarla söyleyemeyeceği, bugün iktidarda olup cumhurbaşkanlığı, efendim hükümet, valilik, devlet erkanı gibi bazı önemli görevlerde söyleyemeyecekleri sözleri bunlara söyletiyorlar kanaatindeyim. Sonra bunlara söyletiyorlar, kamuoyu bir feryat ediyor, bir feryadı figanda bulunuyor. Özellikle bu tür konulara duyarlı insanlar, duyarlı gruplar, efendim siz deyin Kemalistler, ben deyim solcular, siz veya efendim MHP'liler, ülkücüler feryadı figan ediyor. Kim bunlar? Nasıl böyle şeyler konuşabilir? Çünkü anayasanın ilk 3 maddesini, 4 maddesini tartışmak veya hükmünü ortadan kaldırmak biraz doğrudan Mustafa Kemal'le beraber getirilmiş Cumhuriyet kurulma aşamasındaki bir takım meselelere doğrudan atıfta bulunulduğu düşünülüyor. Bunu doğrudan Erdoğan söylese, doğrudan bir AKP'li söylese, bunun ortaya çıkaracağı gürültü farklı. Burada vaktiyle coşkun, azgın, kızgın, taşkın eylemlerde bulunmuş, vahşi eylemlerde bulunmuş. Sonra siyaseten aklanmış, paklanmış bir yapının söylemesi ve bunun bir tartışma ortamı meydana getirmesi. Hatta o tartışmalarda araya girerek ben anayasanın ilk dört maddesinde bir sıkıntı görmüyorum diyerek endişeye gerek yok, sigortanız benim mesajının verilmesi ve kitlelerin rahatlatılması. Ama bu arada da bunların tartışılması. Tam da AKP'nin Şöyle, stratejisinin bu olduğunu düşünüyorum. kesinlikle ben de benzer şeyler düşünüyorum. Yani ben Erdoğan'ın ilk dört maddeyle ilgili bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. Yani Erdoğan'ın yeni anayasadan anladığı kronometrenin sıfırlanması, belki bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması erken seçimsiz, böyle şeyler. Yoksa o laiklik maddesi vesaire, devletin dini İslam'dır yazısı Erdoğan işine gelmez. Çünkü her zaman böyle bir kutuplaşma vesaire olması lazım. Ben de işte bak, görüyor musunuz? Tartışmalara son verdi. Dün medyada şöyle bir haber başlıkları vardı. Ortağıyla ters düştü. Yani Hüdapar onu söylemiş. Erdoğan da başka şey söylemiş. Ortağıyla ters düşmüş ya. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir mazur yok. Erdoğan'ın çok klasik taktikleri ama hala yediriyorlar. Bu arada Bahçeli erken seçim. Özgür Özel'in Kasım 2025'te erken seçim takvim belirlemişti. Buna da bir akıl tutulması dedi. Ama mevcut duruma göre Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için mecburen erken seçime gidilmesi lazım. Anayasada değişiklik olur olmaz ki, zayıf bir ihtimal. Sizce Bahçeli erken seçime karşı çıkarak seçimlerin vaktinde yapılacağı başka şeyleri de mi kastediyor? Devlet Bahçeli erken seçim fitilini ateşleyen siyaset tarihimizin en önemli adamıdır. Yani 2002-3 Kasım seçimlerinde o seçimlerden birkaç ay önce bir rivayete nedir işte efendim Almanya'da bir toplantı oldu. O toplantıda Doğan grubuyla beraber bazı gruplar bir araya geldiler falan filan. Hatırlarsın o komplo muydu, gerçek miydi tam da anlaşılamayan bir olaydan. Buyurun sandığa demişti. Daha sonra da buyurun sandığa dediği çok vakidir erken seçimi. Mesela Erdoğan'ın kaybettiği seçimin akabinde hatırlarsın yani Erdoğan'ın evinden çıkamadığı, 2 gün 3 gün evinden çıkamadığı seçimler sonrasında tekrar seçim isteyende daha 3 gün önce yapılmış seçime rağmen 3 ay sonrasına seçim yapalım diyende Devlet Bahçeli'dir. Erken seçim uzmanıdır. Erken seçim niye istenir? Neden istenmez? Belki çok şey bilmese bile Devlet Bahçeli'nin bu konuda uzman olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Özgür Özel'in veya bir başka siyasi liderin hadi buyurun erken seçime demesinde
şartların oluşmadığını ve iktidarın ayaklarının altından, ellerinin içinden çıkıp gireceğini düşündüğünden dolayı her defasında erken seçim isteyen Devlet Bey, herhalde şimdi bu yolun sonu bellidir. Seçime gitmeye de gerek yoktur kanaatında olmuş olmalı ki bu bir akıl tutulması diyor. Eğer erken seçim akıl tutulması ise, yani her halükarda böyle bir prensip varsa, bu akıl tutulmasının başrol oyuncularından bir tanesi Devlet Bey'in bizzat kendisidir. Şimdi Özgür Özel geçen gün bir açılışta bazı vaatlerde bulundu. İşte bugünün parasıyla et şu kadar olacak, bunun fiyatı bu kadar olacak, rakı içinde 140 lira olacak dedi galiba. Devlet Bahçeli'yi en çok ilgilendiren vaadi buydu aslında. Devlet Bahçeli bunun içinde deli saçması dedi. Yani siz ne diyorsunuz? Aslında yani Özgür Özel bir pas atmış. Yani o pas şey bir pas. Sağ kesimde, muhafazakar kesimde, siyasi dünyada bu önemli bir pas. Yani Özgür Özel de söylerken bu kalemi de söylemeseymiş. Ya kardeşim hala anlamadınız mı? Bu kalemi sen söylediğin zaman 90'a tak diye bir orta atmış oluyorsun. Ama Yani bir şöyle Ekrem listeleme yapıyorsun. Bey. Vatandaşın ekmeğiydi, suyuydu, çayıydı, efendim şekeriydi. Bunlarla hesap edilir genellikle insanlar. Çünkü evin içine giren, mutfağa giren Ayşe ablanın, ne bileyim Ahmet amcanın anladığı dil budur. Şimdi rakı da olabilir mi? Olabilir ama karşı taraf, özellikle ben daha sazı Erdoğan eline almamış ya da birisi söylememiş ona. Sen rakıyı da bunun içine koyduğun zaman bunun üzerinde hoplarlar, zıplarlar, tepinirler. İşte bunlar rakıcıdır. İşte bunlar ayyaştır. Bunlar berduştur. Sözlerini duyarsın. Bence Özgür Özel kategori yaparken bir yanlış hata yapmış, bir yanlış yapmış. Ekrem Bey, ben sanki bilhassa söylediğini düşünüyorum. Neden? Yılların siyasetçisi. Yani tamam CHP genel başkanlığı da yeni ama meclis tecrübesi çok fazla. Genel başkan vekili, yani grup başkan vekili yaptı. Bunlar genelde çok ağızlara laf yapar. Yani bayağı bir siyaset tornasına geçmiş. Şöyle bir şey, insanlar diyor ya bıktık artık AKP'ye göre yaşamaktan. Aman muhafazakar kitle tepki gösterir. Aman şunlar yanlış anlar. Bunlar oy vermez deyip bu sefer de kendinizi inkar ediyorsunuz. İşte adam orada pirzola et falan saydı. Orada da rakıyı söyledi. Böyle toplumun bütün her kesimine hitap etti. Haklısınız. Çok dengesiz bir oyun var. Yani medya çok dengesiz. Kurumlar, devlet şeyi, her şey partileşmiş, tek devlet olmuş. Ve bu gündemi yönlendirmek Erdoğan elinde. Öyle bir yerde bunu söylemek belki siyasi bir hata olabilir. O kısımda katılırım ama ya yeter kardeşim ya. Bıktı. İnsanlar gerçekten çok sıkıldı şu AKP kitlesine göre pozisyon almaktan. Anlıyorum da Levent Bey, Türkiye'de bir kitle içinde işleyen sistem bu. Mesela çok basit söyleyeyim. Yani vaktiyle bakanlık yaptı, sonra Çekoslovakya'da veya eski adı Çekya'da Çekoslovakya eskiden Ekrem öyle derlerdi. Şimdi Çekya oldu sonra. Ya burada büyükelçilik yaptırdığın adam içkisini koydu. Efendim, kırmızı şarap mı içiyor, ne içiyorsa içti. Hatta ondan öte Kur'an-ı Kerim tabii ayetleriyle canım, tabii alay ki. ettiği, işte bakara, hakara, makara gibi laflar ettiği. Buna rağmen o kitlenin o şaraba bir tepkisi oldu mu? Yok. Hani sen ihramla Kabe'nin önünde resim çektirip Cuma günleri de mesaj atıyorsun. Kimden bahsettiğimizi sevgili seyircilerimiz gayet iyi biliyor. Bütün bu işlerin içinde bir de rakı değil o. Orada efendim şarabını açıp içiyorsun. Buna eğer gerçekten kitlede bir duyarlılık varsa, bir dakika kardeş, sen Kur'an-ı Kerim'le alay edemezsin. Doğru. Kabe'den fotoğraf paylaşıp sonra da efendim özel uçakta şarabınla gerilip böyle artistik pozlar verip poz veremezsin Kafada bir demiyor dünya. kitle. Ama CHP'li birisi rakısını açsa içse bunun üzerine tepiniyor. Ben Şöyle dedim Ekrem doğru. Bey, Yani eskiden bu insan... olsa daha çok tepki gösterirlerdi ama şimdi ekonomi kötü gidince tepkiler de o kadar da güçlü değil. Yani artık yani bu biraz şeye göre eğer Erdoğan ekonomiyi düzeltirse böyle silinir gibi geçer ama ekonomik sorunlar devam ettiği sürece sizin dediğiniz gibi insanlar pek bunlara takılmıyor gibi. Evet ama yine de madem muhalefet liderisin biraz benim kanaatim. Evet yani yazdığın listede o da olur. Çünkü Türkiye'de rakı içen insanlar da var. Onları yokmuş gibi kabul etmek de doğru değil. Ama
Rakibine bir şey yap, orta, muz orta yapma diyorum. Ya attığı zaman Muhakkak adam tabii ki rakibine geçer mi bir veriyor ya sana? temel ihtiyaç maddesi değil. Yani şimdi böyle rakı tartışmaları, rakı Türkiye'de rakı içen ne olacak bu memleketin hali denir, rakı vatan sevgisidir falan gibi böyle deli saçması şeylerle böyle güzellemeler yapıyorlar ama elbette bir temel tüketim maddesi değil. Bir parti lideri böyle hani çocukları vesaire örnek olmada bunu böyle söyleyemez. Normalde dediğin ülkelerde bu yönden de ayıplanır ama ben artık o kadar insanlar sıkıldılar, yoruldular ki şu böyle baskıdan. Bu tür çıkışları da ben artık sempatik bulduğumu da söyleyeyim. Ama siyaseten bir hata olabilir. Bu arada CHP ile ilgili bir diğer tartışma da İmamoğlu'na yasak geldi gelecek. Avukat açıklama yaptı İmamoğlu'nun. Dedi ki ortam hazırlanıyor. Yani öyle bir hava oluşturuyorlar ki ya zaten yasak gelecekti. Bak işte geldi. Bunu asla kabullenmemek lazım bu hukuksuzluğu dese de. Çok büyük bir ihtimalle tahmin ediyoruz ki İmamoğlu'na bir yasak gelecek. İmamoğlu bugün işte bana yan baktı, kolum çarptı vesaire gibi şeylerden sorun çıkaranları yol arkadaşı olarak kabul etmem dedi. Kimlere Mansur Yavaş'a, kimlere Kılıçdaroğlu'na bu söz dedi ama İmamoğlu'nda bir rahatsızlığı olduğu belli. Öncelikle İmamoğlu'na yasak konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ne zaman gelecek seçim endeksli bir yasak mı gelecek ve İmamoğlu'nun mu çıkışı? Bir kere daha önceki programlarda da konuştuk. Böyle bir cümleden dolayı, böyle bir laftan dolayı siyasi yasak gelmez kardeşim. Böyle bir salaklık olmaz yani. Bu akıl tutulması diye bir şey varsa, hakikaten akıl tutulması. Herhalde güneş tutulmasından, ay tutulmasından hareketle söyleniyor. Akıl tutulması, tam da akıl tutulması budur. Aslında aklın böyle tamamen iflas ettiği bir noktadır. Yani Neden? Ya konu akıl siyasi değil tutulması kardeşim. değil, Siyasi yasak çok niye geliyor? akıl tutulması olduğunu kabul etmiyorum. Bilhassa yapıyorlar. Tam tersi bir aklın ürünü. Ama sonuçta günün sonunda ne oluyor Levent Bey? Batsın sizin adaletiniz noktasına geliyor insanlar. Adaletsizlik var memlekette. Yani ev hanımlarına işletilen, öğretmenlere işletilen, akademisyenlere işletilen, gazetecilere işletilen anlamsız, saçma, sapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle resmen tecil edilmiş, daha doğrusu resmen teskil edilmiş. Böyle bir suç yoktur denilmesine rağmen insanlara uyguladığınız yargıyla hayduda, hırsıza, yolsuza, efendim mafyaya, uyuşturucu tacirlerine uyguladığınız sistem zaten günün sonunda anlaşılıyor ki bir adaletsizlik var. Bir de şimdi bunu sen göstere göstere bir siyasi operasyona dönüştürdüğünde siyaseten kısa mesafede bir yarış kazanmış olabilirsin ama uzun vadede kendi altına uyuyorsun. Sen Ekrem Bey değilsin. şimdi Ben bir şiir okudum da beni hapse attılar diye ağlak ağlak konuşup iktidara yürüyen sen değil misin? Burada ne var yani? Siyasi yasak gelecek ne var? İmamoğlu diyelim ki siyasi yasak geldi. Yani CHP'lerin ağızlarını açıp bir kelime etmeye hakları var mı? Ülkede ne adaletsizlikler varken yargının verdiği karar hani KHK'larla ilgili konuşurken dalga geçer gibi yargıda akıl alanlar gelsin ki onlar için bile ağızlarını almıyorlar. Bu da yargı kararı. Yani size gelince yargı taraflı da başkalarına gelince çok mu nizami Kesinlikle olursunuz? maalesef CHP'nin ve maalesef muhalefetin, Türkiye'deki muhalefetin anlamadığı şey bu. Barajı sen aslında Selahattin Bey gözaltına alırken, dokunulmazlığı kaldırılırken ve hapse atılırken uygulamalıydın. Demeliydin ki kardeşim bir dakika olayları birbirinden ayıralım. Bunun ifade özgürlüğü siyasi yasak getirmeyi doğru bulmaz. Anayasanın garantisi altında olan kürsü dokunulmazlığına hiç kimse ilişemez. Siyasetçi görevini bırakır, daha sonra senin bir meselen varsa oturur konuşursun. Daha 40 dereden su getirerek yani bir Kürt siyasi hareketinin liderini yıllardan beri hapiste tutulmasının suç ortaklarından birisi de CHP ise maalesef Kemal Bey o gün yanlış yapmıştır. Yani anayasaya aykırı olsa bile diye bir cümle kurarak bir kapıyı açtığınızda o kapıdan yarın bir gün Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de veya başka liderler de geçebilir. Şimdi Ekrem Bey sadece cevap hakkı adarım. Kılıçdaroğlu bu arada sizin bir su molası verdireyim biraz konuşayım.
Kılıçdaroğlu diyor ki bu dokunulmazlık ve terör suçlarıyla ilgili durum farklı. Evet, biz dokunulmazlık alınmasına okey, onay verdik ama Demirtaş'la ilgili fezleke vesaire zaten dokunulmazlık kaldırmayı gerektirmeyen şeylerdi. O yüzden hani Demirtaş'ın yargılanması vesaire hepsi bizim sebebimiz olmadı diyor. Tabii ben sadece onun açıklaması bu. Elbette bir irade göstermeliydi. Buna şey olarak evet dememeliydi. Mesela çok enteresan, Muharrem İnce hayır demişti. Bunu açıklamıştı. Meclise de hayır oyu kullanmıştı. Öncesinde de bu karara yönelik Kılıçdaroğlu'nun bir şehit cenazesini biliyorsunuz taşlamışlardı. Bayağı bir baskı yapmışlardı. Dediğiniz bu. Ama şöyle İmamoğlu'na bir siyasi yasak getirerek bir şekilde Mansur Yavaş, Özgür Özel didişmesi, belki de Mansur Yavaş'a da bir engel, karşısında sadece Özgür Özel'in kalması gibi bir plan, bu kadar göstere göstere şey ters teper mi insanlar? Ya İmamoğlu'nu eledin, Mansur Yavaş'ı eledin, yani ne bu kardeşim? Özgür Özel bile olsa ben oyumu vereceğim gibi bir şeye yöneltmez mi insanları? Yani yöneltebilir ama Türkiye'deki toplumda o kadar büyük duyarsızlıklar, o kadar büyük kanıksamalar oldu ki Levent Bey. Hani bilemiyorum, bu normalde hani şey vardır, Dostoyevski'nin bir yer altından notlarda ifade ettiği bir şey vardır. 2 artı 2 4 eder ama insan söz konusu olduğunda her zaman öyle olmayabilir. Toplum söz konusu olduğunda her zaman öyle olmayabilir. Dünya tarihinde görüyoruz ki öyle insanlar gelgitlerle yaşıyor ve toplum yaşadığı daha önceki büyük sıkıntıları unutuyor. Şu an dünyada da yaşanan şeylerden bir tanesi bu. Sanki ırkçılık yüzünden dünya kana bulanmamış gibi, kitlelerin şeytanlaştırılmasıyla büyük günahlara girilmemiş gibi, büyük veballere girilmemiş gibi, utanç verici hadiselere ortak olunmamış gibi İnsanlar geçmişi de unutuyorlar, geleceği de görmüyorlar. Çok büyük hatalar yapabiliyorlar. O yüzden 2 kere 2 4 eder. Yani olmayabiliyor toplumda. Toplumda maalesef beyni yıkanmış, maalesef medyayla bazı gerçeklerin üstü sürekli kapatılmış, bazı gerçek olmayan hadiseler gerçekmiş gibi anlatıla anlatıla insanların zihinde iz bırakılmış o kadar çok hadise var ki toplumda muazzam bir duyarsızlık ve muazzam bir kanıksama var. Mesela 30 yıl önce, 20 yıl önce, 25 yıl öncesine gittiğinizde Erdoğan'ın şiir okuduğundan dolayı, hani tırnak içinde böyle söyleyeyim, şiir okuduğundan dolayı siyasetten men edilmesine öyle ya da böyle toplumun her kesiminden büyük tepki olmuştu. Erdoğan'ın iktidara yürümesine sebep olan basamaklar da o hissiyatla kurulmuştu. Ama bugün aynı hissiyat var mı? Zannetmiyorum yani. Çünkü toplum biraz kendi daha çok bireysel, daha böyle oportünist bir hale getirildi. Şimdi Tabii o iş zaman biraz kendi cüzdanına dokununca, kendi kasasına dokununca, kendi kesesine dokununca toplumda bir feryadı figan, bir protesto, bir olumsuzluk, bir isteksizlik görebiliyoruz. Ama bu da biz çok tabii ahlaki olarak böyle mi olmalı sorusunu gündeme getiriyor. maalesef Öyle mi ki olmalı? çok üzücü bir şey, ama o zaman Erdoğan'ın şiir okuduğu dönemlerde bile çok daha dengeli bir medya vardı. En azından o zaman muhalefet olarak adlandırıldığından çok daha özgürce, tamamen özgür demiyorum ama çok daha özgürce yayın yapıyorlardı. Bu kadar da sansür yoktu. Zaten medya duayenleri biz hayatımızda böyle bir dönem yaşamadık diyorlar. Darbeler görmüş, muhtıralar görmüş insanlar dahi. Ekrem Bey, bizim programın başında sizin oralardan kuş sesleri geliyordu. Bu konuları görünce kuşlar mı kaçtı? Ne oldu onu soracağım. İkincisi programı gittiler. Yani bu kadar tatsız bir şeye ne işimiz olur dediler. Kuşlar bile dayanamadı. İnsanlar da, okuyucularımızdan, izleyicilerimizden epey okuma zamanı soran var. Şöyle bağlayacağım. Bu Dümdüm'deki hadiseyi takip ediyorsunuzdur. Çağrı cihazları patladı. Ertesi gün telsizler patladı. Ben sizin epey distopik filmler ve kitapları sevdiğinizi biliyorum. Nereye gidiyoruz? Bundan sonra savaşlar, gündemlerimiz böyle şeyler mi olacak? Bununla bağlayalım. Oda çok sıcak olunca camı açtım. Camı açınca dışarıdan kuş sesleri geliyordu. Hala da geliyor ama size gelmiyor, ulaşmıyor herhalde. Okuma zamanına inşallah en kısa sürede başlayacağız. Maalesef bir şey yapamadık. Bir
stüdyo gibi bir yerde çekelim diye düşünmüştük. Olmadı. Yani bilmiyorum neden olmadı. Sonra biz evin şeyinde basement bodrumunda bir düzenleme yapalım diye düşündük. Onu da teknik arkadaşlar yardımcı olacaktı. O da olmadı. Niye olmadı onu da bilmiyorum. Yani Kim gelemediler herhalde. bilecek diyorum yani siz bilmiyorsanız ben mi bileceğim? Ya geliriz dediler. Ben Arkadaşlarınız de geliriz dediler. Ben de arkadaş her gün arayıp geliyor musunuz, gelecek misiniz, ne zaman gelirsiniz demeye utanıyorum yani. Herhalde işler var, güçler var. Yoğun. Amerika biraz Avrupa'dan farklı. Evet, Herkes uzak. bir şekilde bir hayat mücadelesi veriyor. Ben de haftada 5 gün, 6 gün çalışıyorlarsa onları arayıp da kardeşim ya nerede kaldı, şuraya bir ışık takacaktınız, arkaya bir şey koyacaktık falan filan diyemiyorum. Yani belki desem yani arkadaşlarına kırılacağına ihtimal vermiyorum ama ben diyemiyorum. Ama öyle de olsa böyle de olsa aşağı yukarı bir 10 programlık bir hazırlığım var. Distopya da onun içinde Levent Bey, inşallah. Ama güzel şeyler de var. Mesela yeni bir kitap çıktı. O kitapla ilgili biraz geç bırakalıyorum. Sporların Dini diye bir kitap. Dinin sporla ilişkisi üzerine konuşuyor. Çok hoş bir kitap, yeni bir kitap. Oradan ve başka güncel hadiselerden çok önemli böyle kitap şeylerim oldu. Bir inşallah biriktirdiğim noktalar oldu. En kötü ihtimal ne yapacağım? Yine oturacağım. Bu telefonu önümüze koyacağız. Başlayacağız inşallah okuma zamanı programının detaylarına. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar diyelim izleyicilerimize. İzledikleri için teşekkür ediyoruz. Haftaya Perşembe tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.